İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Doğu Kudüs'te 1060 hanelik yeni bir yerleşim birimi inşaatına onay verdi. Yetkililer, Netanyahu'nun bu adımının mevcut tansiyonu daha da yükseltici uyarısında bulundu. Doğu Kudüs'ün Şufat beldesinde 660 ve Ebu Gumeym Dağı'ndaki Har Homa'da 400 yeni konut inşasına onay verildi. Doğu Kudüs'te geçen hafta bir Filistinli aracını tramvay durağındaki kalabalık üzerine sürerek biri bebek iki kişinin ölümüne neden olmuştu. Filistinli sürücünün vurularak öldürülmesinden sonra İsrail polisiyle göstericiler arasında başlayan olaylar 5. gününe girdi. Öldürülen Filistinli sürücünün cesedi, naaşının gece defnedilmesi gibi İsrail'in dayattığı bazı şartların kabul edilmesi üzerine ailesine teslim edildi. Bu arada bazı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin çoğunlukta olduğu Doğu Kudüs'te inşa edilen bir bölgeye yerleşmesi gerilimi daha da artırdı. Yine geçen hafta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ölen 14 yaşındaki Filistinli Urva Hamad'ın naaşı defnedildi. Ramallah yakınlarında yer alan Silvat köyündeki cenazeye binlerce Filistinli katıldı. İsrail polisi Amerikan vatandaşı olan Hamad'ın Molotov kokteyli fırlatmaya çalıştığını ileri sürdü. Washington ise İsrail'den olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması talebinde bulundu.